Brüksel'den hepinize selamlar, saygılar, mucize ötemiz sonsuz. Şu an size bir şifa çalışması için değil, bir mitoloji bilgisi verme ihtiyacı için canlı yayın yapıyorum. Rafikistan'a ulaşmak mitolojiyle gerçekleşti. Tüm evrene mucize ötesi bu enerji mitolojiyle gerçekleşti. Evrenin aklının alamadığı, şaşkınlıkla karşıladığı, kişilerin sağlığına saniyeler içerisinde kavuşması, bu bilimi benim dünyaya getirmem mitolojiyle gerçekleşti. O halde dostlar, mitolojiye önem verelim, ağırlık verelim, mitolojiyi öğrenelim. Nedir mitoloji? İnsanın yaratıldığı günden beri, bugüne kadar dünyayla, kainatla, kendisiyle, geçmişiyle, geleceğiyle alakalı bütün duyuş düşünüşünü ne olduğunu ortaya koymak için geliştirdiği sanatın tamamı mitolojidir. Bunun içinde resim var, heykeltıraş var. Resim var, heykeltıraşlık var, mimari var. Günümüzün sineması, modern tiyatrosu var. En temelde de edebiyat var. Annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz onların da anneleri, babaları, dedeleri birbirlerine yani çocuklarına nesiller boyu Anadolu'muzda Anka masalları anlattılar. Biz ülke olarak, coğrafi konum olarak dünyanın en mucize ötesi şansa sahip halklarıyız. Çünkü biz zümrüdü Anka'nın memleketindeyiz. İşte mitoloji araştırıcıları dünya mitolojisini ikiye ayırırlar. Anadolu'nun doğusunda kalan Japonya'ya kadar devam eden kısma Doğu mitolojisi, Anadolu'nun batısında kalan Amerika'ya kadar devam eden kısma da Batı mitolojisi demişler. Merkezi işte bizim Anadolu'muz. Sadece bizim değil, dünyanın annesi. Dünyanın annesini şöyle size biraz anlatayım. Bizim ülkemizin bayrağı ne? Hilal. Ve kucağında ne var? Yıldız. Benim derslerime katılanlar, mitoloji bilgisi olanlar, ayın anne olduğunu anlar, yıldızın çocuk olduğunu anlar. Ülkemiz ana, o yüzden hilal ve ülkemizin yavrusu var, yavru vatan, annenin yavruları. Ay, anne, yıldız çocuktur. Dolayısıyla annenin yavruları yıldızdır. Bizim annemiz bir hilal, yani Anadolu'muz. Kıbrıs'ta onun yavrusu. Bayrağımızda neden hilalin kucağında yıldız olduğunu anlatabildim mi? Anlatabildim. Peki bu olayı daha rahat anlamanız için de son kısım yani akibet bu değil.
Atatürk İstanbul dururken neden başkent olarak dünyanın en güzel şehrini İstanbul'u seçmedi? Çünkü annenin yani Anadolu'nun kalbinde Anka var de o yüzden. Biliyorum ben Anka'yı mucize öte guyem ne desem laf değil. 2019'un tüm insanları bunu anlayamaz. Umarım bir gün anlar. İşte şansımız Anka'ya sahip olmamız. Zümrüt Anka'ya, Simurga, Tuğrul'a, Hüma kuşuna, Devlet kuşuna, Talih kuşuna, Turna'ya. Tayri Bozi'ye. Tayri Bozi diye bir daha söylüyorum çünkü Tayri Bozi demek Kürtçe'de Anka demek. Biz Anka'nın kalbindeyiz. Biz Anka'ya sahibiz. Anadolu'muzun batısında olan Amerika'ya kadar devam eden mitoloji Pegasus'a sahip. Anadolu'nun yani İran'ın doğusunda kalan ta Japonya'ya kadar olan kısım ejderhaya sahip. O yüzden ejderha bayramları yaparlar. O yüzden Batı mitolojisinde Pegasuslar kutsileştirilir. Doğu mitolojisinde ejderhalar kutsileştirilirken Batı mitolojisinde ejderhaları ölüm vardır. Batı mitolojisinde ejderhalar yaşatılmaz öldürülür. Doğu mitolojisinde onlar yüceltilir, bayramları olur. Bizim Anadolu'muzda Anka'nın yüceltildiğini görürüz. Çünkü Anka Anadolu'da. Frekanslarına gelelim. Pegasus harika frekansında. Ejderha muhteşem frekansında. Harika frekansı 80'e denk gelir. Muhteşem frekansı 90'a denk gelir. Anka 100 frekansına denk gelir. Bilmem anlatabildim mi ne kadar şanslı olduğumuzu? Anka'yı mucize öte guyem ne desem laf değil. Çarh ile söyleşemem. 2019'un tüm insanı anlayacak kapasitede değil. İşte biz Avrupa'dan yani tek dişi kalmış olan yalnızlaşmış bir insanın diğeriyle sohbet edeceği arkadaşı olmayan bir Avrupa. Sadece teknolojik gelişmeleriyle öne çıkmış bir Avrupa 80 frekansında. Biraz daha kadim kültüre sahip olan, Avrupa'ya göre daha kadim kültüre sahip olan Doğu mitolojisinde Anka'nın doğusunda kalan yani İran'dan Japonya'ya kadar olan kısımda yaşayan ejderha 90 frekansında biz Zümrüt Anka 100 frekansındayız dostlar. Dünyaya şaşkınlık veren bu benim eğitimim. Rafikistan'ın keşfi. Neden bir Avrupalıya, bir Uzak Asyalıya nasip olmadı anlatabildim mi? Neden bir Avrupalı, bir Uzak Asyalı insanları görmeden, adını dahi bilmeden, onlara hiç dokunmadan
şifalanmalarına vesile oluyor. Ve bu bilim neden Anadolu'dan çıktı anlatabildim mi? Çünkü Anka 100 frekansında. En yüksek frekans Anadolu'ya nasip oldu. Dolayısıyla herkes kendi yerinde yaşar. Pegasus Avrupa'da, Amerika'da yaşar. Ejderha Uzak Asya'da yaşar. Anka Anadolu'da yaşar. Herkes bu üç varlığın yerini bilsin. Ve bunun Anadolu'da yaşamanın gururuyla övünsün. Dünyanın anasıyız, dünyanın kalbiyiz, dünyanın kalbinde Anka var, Ankara var, dünyanın kalbinde bizler varız, Anka'yız. Anka olduğumuz bilincini sizlere şu an ulaştırmanın mutluluğu içindeyim ve bakın gökyüzünde annemiz bizi seyrediyor. Ay. Ay demek anne demek. Anadolu demek anne demek. Bayrağımızın hilali anneliğinden, bayrağımızın hilalimizin kucağındaki yıldız çocuğundan gelir. Hilal Anadolu'muz, kucağındaki çocuk Kıbrıs'ımız. Hepinize bu kadim bilgiyle selam ve saygılarımı sunuyorum. Ne kadar mucize ötesi olduğunuzu size hatırlatmak istedim. Hepimiz mucize ötelere guyez. Ne desef laf değil. Nefi'nin söylediği beyti Refik biraz şekillendirdi. Dolayısıyla Nefi Refik karışımı şu beyit doğdu. Ankâ-yı mucize ötesi guyem ne desem laf değil. Çarh ile söyleşemem 2019 insanının aynesi saf değil.